Saygıdeğer seyirciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir programla beraber birlikteyiz. Canlar Otağı programında bir aradayız tekrar. Bugün Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özgül Çobanoğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte aşıklık geleneğini konuşacağız. Aşıklık üzerine sohbet edeceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş şeref verdiniz anladım. tekrar. Şeref Sizinle güzel bir program çekmiştik. Onu devam ettirelim istedik. Geçen programımızda kamlık, ondan sonra ozanlık ve şamanlık konularında sohbet etmiştik hocamla. Hocamız sorularımızı cevaplandırmıştı. Şimdi ise aşıklık üzerine bir program yapacağız hocamla. Hocam öncelikle tabii her zaman yaptığımız gibi bu kelimenin etimolojisiyle başlayalım. Yani aşık ne demektir? Nereden gelir? Kökeni nereye dayanır? Aşık aşık e, Arapça asıllı bir kelime aşktan geliyor. E, aşık uzun a ile fail vezninde vezinde aşık da aşık olan kişi. E, aşkı yaşayan e, aşık. Tabii e, bizde bizim kültür tarihimizdeki yeri e, 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin e, Tekke tekkesinde e, tasavvufu e, geniş kitlelere yaymak için, geniş kitleleri o güne kadar e, İslam'ı kabul etmemiş, kırda, dağda, bayırda hayvancılıkla uğraşan, konar göçerlik yapan insanlara, onlarla iletişim kurmak üzere, tıpkı vaktiyle hatırlayacaksınız geçen sohbetimizde de konuşmuştuk, tıpkı vaktiyle şamanların, kamların yaptığı gibi... Ozanların yaptığı gibi e, Türkçe şiirler söylüyor. Hecevezli ile yazılmış Türkçe şiirler. Onlara hikmet diyor. Ve hikmet adlı bu Türkçe şiirleri onun müritleri ezberliyorlar. Onlar da gidiyorlar gene işte e, kopuzlar eşliğinde çalarak, söyleyerek gittikleri köylerde, obalarda buldukları insanlara, merak eden insanlara bunları anlatıyorlar, söylüyorlar. Bir iletişim aracı. Dolayısıyla o bozkırın ruhuna ve yapısına uygun olarak onun müritleri, dervişleri yayılıyor. Onlar e, İslam'ı anlatıyorlar ve o güne kadar İslamiyet'i kabul etmemiş geniş, büyük Türk kitleleri bozkırda yaşayanlar da İslamiyet'i kabul ediyorlar ve e, onu yaşamaya başlıyorlar. Onlar içerisinden çok becerikli, iyi öğrenen öğrencileri de yetiştikçe onları görevlendiriyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Türk dünyasının diğer köşe ve bucaklarına da gidiyorlar. Aynı öğretiyi, aynı yol ve yöntemlerle yayıyorlar, yaygınlaştırıyorlar. İşte Horasan erenleri, Türkistan'dan çıkıp gelen, Anadolu'yu da aydınlatan Hacı Bektaş veliler, efendim, Yunus Emreler, ...hep bu gelenek, bu kök üzerinde bitiyorlar. Evet. Sarı Saltuk'tur, diğerleri bütün bu erenlerin çıktığı, nefşunema bulduğu ocak bu. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dergahı, tekkesi ve ona benzer şekilde Türk dünyasında yayılan, yaygınlaşan tekkeler. Bunlar bir edebiyat meydana getiriyorlar. O meydana getirdikleri edebiyata aşık edebiyatı deniliyor. Hocam oraya gelmeden önce bir, bir soruyla bunu açalım. Şimdi mesela günümüzde aşıklıktan veya alevilik üzerinden yapılan bazı çalışmalarda bu geleneğin yani İslam dışı olduğu hani şamanlıktan kamlığa, oradan ozanlığa, ozanlıktan aşıklığa yani evrilmesine binen veya sazın işte İslamiyet'te olmadığına dair müziğin olmadığına dair bazı iddialarla birlikte yani bunu din dışı ilan eden bazı çevreler var ama sizin anlatımınızdan aslında İslamiyet'i Türkmen boyları arasında yaymakla görevli olan şah şahıslar olduğu ve bu tip bir fonksiyon olduğu anlaşılıyor. Tabii e, günümüzde de Anadolu'da e, Alevi, Bektaşi dedelerimiz, babalarımız başta olmak üzere zaman zaman onlar e, bağlamadan söz ederken, telli Kur'an demelerinin nedeni de budur. Evet. Ama... E, İslamiyet'in kültür konusundaki kavramsallaştırmasını anlamamış, yanlış anlamış bir takım çevreler dindarlıktan ziyade dini darlık yaparlar. Kan <laughs> evet, Kandehlevi'de yer alan ve aşağı yukarı Kütüb-i tamamında o temel 6-7 hadis külliyatlarının tamamında yer alan bildiğim kadarıyla bir hadisi nakledeyim size. Bir gün Hz. Peygamber Efendimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'ye gelen ve orada halk oyunları oynamakta olan bir Habeş grubu vardır. Habeşistan'dan gelmişler. Etiyopya bugünkü. Evet oradan gelmişler. Müslüman mılar değil miler onu bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum ama... E Mescid-i Nebevi'ye girmişler ve Mescid-i Nebevi'de halk oyunları oynuyorlar. Bakın halk oyunları Mescid Peygamber Efendimiz'in Mescidinde halk oyunları oynayan insanlar var. Ve bunlar işte çalgı aletleri var, müzik var. Onun eşliğinde oynuyorlar. Ellerinde de e, harbiler ya da küçük mızrak gibi şeyler var. Onlarla da oyunlar yapıyorlar. Toplanmış devrin Müslümanları çevirmişler. ...onları seyrediyorlar. Hazreti Ayşe... ...validemiz seyretmek istiyor. Boyu yetmediği için... ...Peygamber Efendimiz onu omuzlarına almış. Omuzlarında ona seyrettiriyor. Epey bir uzamış ki bu oyun. Peygamber Efendimiz... ...onu indirmek istediğinde... ...Ayşe Validemiz... ...biraz daha Ya Resulallah... ...biraz daha Ya Resulallah diye söylüyor... ...ve Peygamberimiz de onu... Orada omuzlarını tutarak seyretmesini sağlıyordu. Şimdi yani müzik haramdır diyenler, bu olay nedir? Raks yoktur, dans yoktur diyenler, bu olay nedir? Evet. Kan Dehlevi'nin hadislerle Müslümanlığında bu hadisi bulabilirler Erbabı. Oradan bunun kaynaklarına baksınlar kimlerde var, kimlerde yok. Şimdi bir mescide veya ki, bir camide öyle bir şey. İmkanı var mı? Vururlar Yok. insanı. Öldürürler. <laughs> Bahsetseniz öldürürler. Ee, Davut aleyhisselam sesi ve sesindeki Davudi diyoruz ya oradan geliyor. Ahenk nedeniyle diğer peygamberler arasında çok farklı sahip bir peygamber. Evet. Yani orada müzik vesaire şu falan bir müzik alesi de çal çalıyormuş. olmuyor. Yani faalesi yani, de çalıyormuş herhalde. E, bunlar hep tevil'dir. Türk milletinin Müslümanlığının temelindeki felsefeyi ortaya koyan kişi İmam-ı Maturididir. Biz İmam-ı Maturidi Müslümanlarıyız. Biz Eşarilerden öğrenmedik İslam'ı. Eşariler gibi bakmayız. İmam-ı Maturidi tevilat der. Bu anlatılanlar, ileri sürülenlere biz de tevilat gözüyle bakıyoruz. Onlar o alimlerin tevilleridir, tevilatıdır. Biz de bunu bu şekilde tevil ediyoruz. Tevil yorum demek herhalde. Evet. Yani izleyiciler evet. için biraz daha açıklayabilir Aynı olsun. şekilde. Yani tefsiri göklere çıkaran, tefsiri adeta kutsal, mukaddes bir yere getiren ki bu çok tehlikeli bir şeydir. İnsanlar var. O şekilde bakmamak lazım. Dolayısıyla İslam'ın Kültür anlayışını değişmez birkaç buzluğa koyduğumuz, buzluğa buz yapmak için buzdolabına koyduğumuz suluklar gibi düşünenler yanılıyorlar. Değişmez böyle bir takım şeyler var, yerler var. Onun içerisinde gür yönesiyle öbür taraftan Müslüman çıkıyor falan gibi. Böyle bir kültür yok. Allah'ın yarattığı kültür bu şekilde değildir. Bu kültürün doğasına aykırıdır. İslam kültürün doğasına aykırı değildir. Ama İslam'ın unsurlarının bir kısmı asridir, bir kısmı aslidir. Onu karıştırmamak lazım. Dolayısıyla bu bağlamda döndüğümüz zaman e, İslam'ın tebliğinde Hoca Ahmet Yesevi'nin bulduğu metot sayesinde Türk milletinin çok büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Türklerin yüzde 99'u Müslümandır. 350 milyonluk Türk dünyasının yüzde 99'u Müslümandır. Kavmi Necip, Hazreti Peygamber'in içlerinde doğduğu Arapların yüzde otuz hala Hristiyandır. Evet, bu da ilginç bir video Bunu yani bu meseleleri merak edenlerin gözlerine sokmak isterim, baksınlar. Bağlama yoluyla, saz yoluyla İslam'ı bu milletin yüzde doksan dokuzu öğreniyor. Üstelik bedevi, göçebe vesaire olduğu halde Yerleşik kavmi Necip, o kadar işte Emevi yaşadılar, Abbasi yaşadılar. Hala yüzde otuz beşleri Hristiyandır. Mısır'da on beş yirmi milyon Hristiyan vardır, Lübnan'da vardır, hepsinde vardır. Dolayısıyla bu meseleyi iyi bilmiyorlar. İyi bilmedikleri halde de buhtan ediyorlar. Gereksiz laf söz söylüyorlar. Doğru değil. Ee, Hoca Ahmet Yesevi'nin yolu ve yorumuyla Türklerin Müslümanlaşması kolaylaştı ve yaygınlaştı. O bir okullar silsilesi kurdu tekkeler. O devirde çok fonksiyonel yerler. Bakın tekkeler bugün hangi müesseselerin karşılığı? Orta çağ boyunca. Mesela tekkelerde dil öğretiliyor. Yani Osmanlı medreselerinde Arapçadan başka dil yok. Ama... Farsça, bizim atalarımız, bir dili en iyi bilmenin ölçüsü o dilde şiir yazabilmektir. Biz ciddi bir Osmanlı aydını, Türk aydını, üç dilde divanı vardır. Arapça divanı vardır, Farsça divanı vardır, Türkçe divanı vardır. Fuzuli başta olmak üzere işte en güzel örnek bu. Arapçayı anladık, hadimetresi de, Türkçeyi de anladık, ana dili Türkçe, Farsça. Farsçayı tekkelerden öğrenirsiniz. Mevlevi tekkeleri Farsça öğretir. Başka, şimdi konservatuarlar var ama o zaman konservatuar yok. Çalgıları nerede öğreneceksiniz? Aletleri, aletlerin yapımını, efendim ıslahını, öğretimini gene tekkeler sağlıyor bunu. Gene tekkelerin marifeti. Konservatuarların yaptığı işi de yapıyor. Başka, her yerde herhangi bir tarikata mensup olduğunuz zaman hangi şehre giderseniz gidin, o şehirde başınızı koyacak bir, e, saç dam altı bulabilirsiniz, bir yer bulabilirsiniz. Orada bir tekke, hangah, zaviye her neyse varsa çok rahatlıkla oraya gidebilirsiniz. E, karnınız doyacaktır, varsa sırtınızı giydireceklerdir falan falan falan. Çorba kaynatmak da oradan evet, geliyor değil mi hocam? tabii ki. Dolayısıyla e, Orta Çağ'da Türk İslam devletlerinde tekkeler bugünün e, sosyal sigortası gibi bile düşünülebilir birçok bakımdan. Çok rahatlıkla gidiyorsunuz. Gittiğiniz şehirde iş arıyorsanız, iş eş arıyorsanız, eş, aş arıyorsanız, aş... Bütün bunlarla hemhal olabilecek insanlar var. Bunu bildiği için de devletlerimizin yöneticileri bu tür tekkelere vazifeler veriyorlar. Efendim dağ başında bir köprü var. Bu köprünün tamirini yaparsanız işte bu civardaki tarlaları size veriyoruz ve vergi almıyoruz diye vakfediyor onlara. Orada kurulan bir hanga, bir zaviye, tekke zaman içinde büyüye büyüye orada bir şehir oluyor. Bizim e, coğrafyamızda bizim kurduğumuz şehirlerin pek çoğunun temelinde vaktiyle böyle küçük hangahlar, zaviyeler, tekkeler var. Ya da derbentler dağ yollarında orada bu tip vazifeler vererek şenlendirmek diyorlar. Şenlik kelimesinin geldiği evet. şenlendirmek. O ücra dağ başlarını şenlendiriyor ecdat. Orayı mamur hale getiriyor. Şehir haline getiriyor. Çoğunlukla da Osmanlı orduları ve devleti gitmezden çok daha önce bu tık yerlere giden, orada bizim fetihlerimizi olgunlaştıran, halkı hazır hale getiren, hatta Müslümanlaştıran, Balkanlardaki örneklerde evet. gördüğümüz gibi, bu tür tekkeler etrafındaki ecdattı. Tekkeler şimdi fonksiyonsuz. Günümüzde tekkelerin fonksiyonu azaldı. Başka başka iş kolları çıktı. Ee, ve tekkelerin fonksiyonları, e, eski fonksiyonların çoğunu kaybettiler. Bizim camilerimiz çok az fonksiyona sahipler. Sadece namaz kılma ve kıldırma yeri. Bir de Kur'an okutuyorlar, öğretiyorlar. İşte Mevlid-i Şerif falan o kadar. O da e, namaz kılındı mı sağ olsun imam efendiler camileri kilitliyorlar. Son cemaat yerlerinde gelen kılsın diyorlar, gidiyorlar. Necip Fazıl namaz kılma dolabı gibi bir ifade kullanır yanlış hatırlamıyorsam. Camilerimiz bugün aynen öyledir. Namaz kılma dolabı. Günde taş çatlasın bir saatten fazla kullanıma sahip değil. İmamlarımızın eğitimleri çok yetersiz. Psikoloji bilen imamımız yok. Masterlı doktoralı imamlarımız yok. Dolayısıyla o halkla ilişkileri örgütleyen, o yapıları yapan insanlar yok. Tam tersine, e, fonksiyonu gittikçe daralmış ve azalmış konumda. Oysa ben Amerika'da öğrencilik yıllarımda e, değişik Hristiyan tarikatlarını e, çok yakından inceledim. Asker kaça aldım, Türkiye'ye gelemedim iki yurt sene, bir yanlışlık dolayısıyla. Bütün zamanımı ben de ayırdım bunları tek tek inceledim, birçoğunu gördüm. Bir yıl fonksiyonlara sahip. Ve sonunda şöyle bir sonuca geldim. Eğer bir milletin... ...milli kilisesi varsa... Sırp Ortodoks kilisesi gibi... ...işte Norveç bilmem ne kilisesi gibi... ...bir milletin... ...ulus devletine denk... ...fayda meydana getirir bunlar. Yani para toplanıyor. O toplanan parayla... ...o kilisenin... ...cemaatının dili neyse dili... dini neyse dini... Tarihi neyse tarihi öğretiliyor, yeni insanlara aktarılıyor. Okulları var, hastaneleri var. Çok yönlü işlevlere sahip. Ben sonucunda şuna vardım. Bir milletin ulusal bir kilisesi varsa, ulusal bir devleti olmasa bile olabilir. Bu kadar yaygın ve fonksiyonel. Ama aynısını bizim e, sünni, biz sünni Müslümanların camisi için söyleyemeyiz. O kadar fonksiyonel değil. Burada çok büyük bir tehlike var. Hazır yere düşmüşken televizyonunuz vasıtasıyla da onu söylemiş olayım. Yükten kurtulayım. Evet. Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa Birliği'ne bizi alsalar... ...çok rahatlıkla bir sokağımıza 100 tane de, 200 tane de, 300 tane de e, kilise gelip açılabilir. Kanunen hiçbir şey yok. Bunun engeli yok. Bu sokaklara kim nasıl çalışacak? Bu sokaklara kim nasıl hakim olacak? Bizim camimiz bunlara denk bir yapıya sahip değildir. Dolayısıyla bunun için yeni örgütlenmelere, yeni organizasyonlara, yeni hazırlıklara ihtiyaç vardır. Orta çağda bunu kısmen tekkelerle hallediyorduk. Günümüzde tekkeler bu fonksiyonlarını kaybettiler. Vakıfların kaybetmesi gibi Vakıf malı olan bir insan Allah zatı için o parayı o malı ortaya koyar. Allah zatı için harzansın diye. Şimdi Türkiye'de artık vakıflar şirket gibi oldular. Para kazanmak için insanlar vakıf kuruyorlar. Bir proje alalım da böyle vakıf mı olur? O vakıflar ne kadar vakıfsa günümüzün tekkeleri de o kadar tekkedir. Yani e, tekkenin e, mensupları eee Geleneksel olgunlaşmaların çok ötesinde başka işler yaptığını yıllardır duyuyoruz, görüyoruz. Maalesef. Bunlara girmeyeyim ben. Maalesef. Peki. Ama Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kurduğu tekke böyle değildi. Orta çağ boyunca çoklu fonksiyonlara sahip. Hacı Bayram Veli'yi gören tarihi kaynaklar Hacı Bayram Veli'yi tarlada elinde orakla o, o ekim biçerken buldular. Bir kıyıya çekilmiş sümüklü sümüklü ee, birkaç zikir yapıp ondan sonra elin sadakasına elin parasına el atarken bulmadılar Hacı Bayram Veli'yi. elinde orakla elinde kosayla ekin biçerken alnının terini alnının teriyle ürettiğini yerken buldular evet. yani aksiyon çalışma hareket evet Hocam zaten bu yönüyle, bu yönüyle e, Hoca Ahmet Yesevi millet hayatımızda tesirleri bu talebeleriyle inanılmaz bir yere, bir role sahiptir. Yani Yunus Emre tek başına sadece Yunus Emre'nin bir şiirleri, şiirleri herhangi bir millet meydana getirmek isteyin. Arkasına Yunus'un şiirlerini koyun. Başka bir tane şiir olmasın. Muhteşem edebiyata sahip bir millet çıkar ortaya. E bu Yunus Emre'nin yetiştiği ocağı açan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleridir. Üstelik daha önce başka Arabin ve Arapların ve Acemlerin, Farsların yani hiçbir tekke ve tasavvuf koluna bağlanmaksızın bunu yapıyor Yesevi Hazretleri. Yeseviye doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'den ilhamını alan, ona bağlı olduğuna inanılan apayrı bir ocaktır. Bu bir meydan okumadır. Türklük namına İslamiyet'i farklı şekillerde algılayan gruplara karşı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin meydan okumasıdır. Bu büyük bir meydan okumadır. Bu bir medeniyet ilanıdır. Bizim medeniyet davamızın en büyük davacısı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'dir. Bu aşıklık edebiyatı ana hatlarıyla böyle. O yolda ...yüz binlerce insan yetişti ve yetişmeye devam ediyor şair. Mesela... ...ben zaman zaman eski edebiyat ve divan, divan edebiyatı ve... ...tekke tasavvuf edebiyatı çalışan arkadaşlarıma takılırım. 20. yüzyıla kadar getirirler. 20. yüzyılda bundan hiç bahsetmezler. Sanki 20. yüzyılda bir divan edebiyatı yokmuş gibi davranırlar. Hoca... ...oysa affedersiniz... Oysa 20. yüzyılda meydana getirilmiş e, mürettep divanlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti yıllarında doğmuş mürettep divan meydana getirmiş divan şairlerimiz vardır. Bir tane iki tane bile olsa bir geleneğin devamından bahsedebilmek mümkünken onlarca divan şairimiz olmasına rağmen 20. yüzyıl divan edebiyatı sözcüğü neredeyse sadece bana aittir. Ben bunu söylerim diğerleri de korkarlar söyleniyor. ...söylemeye. Eskiden bir de sağlarına... ...sollarına bakarlardı. <laughs> Cumhuriyet evet. ve Divan Şiiri. Aynı şekilde... ...Tekke Tasavvuf Edebiyatı... ...20. yüzyılda altın çağını... ...yaşamıştır. Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı... ...o büyük aşık... ...Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin... ...başlattığı... ...Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı... ...Türk Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı... ...20. yüzyılda... ...Cumhuriyet tarihinde tarihin hiçbir döneminde olamadığı kadar yaygın olarak tüketilmiştir, öğretilmiştir. Mesela Yunus Emre'yi bugün en cahil insanımız da bilir. Oysa Osmanlı'nın son döneminde Namık Kemal gibi bir şahıs Ziya Paşa'nın şiirlerini görme, ondan haberdar olma bahsini anlatırken yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da sahaflarda gördüğünde ben onları Yunus ilahisi sandımdı der yani Yunus'un şiirlerini bilmiyor ama bugün benim annem Allah rahmet eylesin okuma yazma bilmeyen ümmi bir hanımdı ama Yunus'un şiirlerini nerede duysa bilirdi ve ezbere söylerdi dedelerimiz İslam'ı bizden daha iyi anlıyor olabilirler bizden daha yaygın olarak yaymak istiyor olabilirler ama Cumhuriyet devrinde sahip olduğumuz imkanların çok azına sahiptiler. O ihtişamlı Osmanlı devirlerinde bile bunun farkında olmak lazım. Okuma yazma bu kadar yaygın değildi. Böyle gazete yoktu, radyo yoktu, televizyon yoktu. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde yaygın eğitim, öğretimle İslam çok yaygın olarak anlatıldı. Hiçbir devirde anlatılamadığı kadar yaygın olarak anlatıldı. Tekke tasavvuf edebiyatı altın devrini yaşadı. Hiçbir dönemde anlatılamadığı kadar anlatıldı. Neden? Onun bu arızı olan, onun düşmanı olan medrese çoktan tarihe karıştığı için rahatlıkla bunları yaptı. Eski devirde böyle bir gücü olduğu zamanlarda bile bunu yapamıyordu. İnsanlar bunları tartışmıyorlar. Niye tartışmıyorlar? Kültür tarihimizin dinamiklerini konuşacaksak bu hakikatleri konuşmak lazım. Cumhuriyetin nimetleri, cumhuriyetin faziletleri, cumhuriyetin milletimize kazandırdıkları bunu söylemek lazım. Hatta yeri geldi biraz söylemek lazım. Cumhuriyet döneminde din biraz gereğinden fazla aşırı sünnici bir şekilde yapıldı. Zorlamalı bir sünnici şekilde yapıldı. Bir takım reaksiyonların nedeni bence bu aşırı sünnici tavrımızdır. Aşırı sünnici tavrı tek ve mutlak olarak yaydık, yaygınlaştırdık, anlatmaya ve kafalara kazımaya çalışıyoruz. Bu doğru değildir. İslami de değildir bu tavır. Ha e, meseleden <laughs> faydalanlar, istifade edenler, esnaf bunu farklı yorumlayabilir. Ama ben öyle olduğuna inanmıyorum bunu. Dolayısıyla aşık edebiyatının bir bu boyutu var. Bu boyutunda aşık edebiyatı bir aşk edebiyatı, bir iman edebiyatıdır. İnsanlar imanlarını e, tebliğ etme yolu olarak Ahmet Yesevi'nin yaptığı gibi hikmetlerle ve şiirlerle bedene getirirler ve tebliğ ederler. Onların dinleyicileri de İmanlarını tazelemek isteyen insanlar, irşad olmak isteyen insanlar, mürşidinin peşinde olan insanlardır ve o dinleyiciyle, o anlatıcı, o ifade edici, Aşık Yunus söylüyor söylüyor, dinledik, çeşte kopuz diyor, altı telli kopuz çalıp dinlemişler. Yani Aşık Yunus, altı telli çeşte kopuz çaldık, dinledik diyor. Günümüzün bilmem ne tarikatının mensubu dini darlar. Zinhar. Müzik haramdır diyor. Yok yahu. Siz Yunus'tan daha iyi biliyorsunuz İslam'ı. Hadi size güle güle. <laughs> Bu milletin e, bin yıllık tecrübesine, bin yıllık e, Müslümanlığına hakaret ediyorlar bunlar. Milletimizi tanımıyorlar. Evet. Bu kızamık hastalığını atlatacağız. İnşallah. Bunlar bünyemizden çıkıp gidecekler. İnşallah hocam. Bunlar kızamık hastalığına benziyor. koymuşlar köşe taşını, ocağa koymuşlar köşe taşını, hak onarsın gerçeklerin işini, Ali yar, Ali yar, hak yar, Ali yar, gerçek işini. Bir gün arıtırlar senin başını. Bir gün arıtırlar senin başını. Söyle canım söyle dinlesin canlar dinlesin. Sultan Abdal'ım farz ile sünnet Abdal Pir Sultan'ım farz ile sünnet Yola gelmeyene edilmez minnet Ali yar, Ali yar, hak yar, Ali yar edilmez minnet Cümlenin muradı dünyada cennet Cümlenin muradı dünyada cennet Söyle canım söyle dinlesin canlar Dinlesin canlar Cümlenin muradı dünyada cennet da cennet, cümlenin muradı. Dünya da cennet, söyle canım söyle. Dinlesin canlar, dinlesin canlar. Hocam zaten şimdi bu günümüzdeki tarikat ve cemaat liderlerinin pek çoğunun bir işi bir mesleği yok. Yani halbuki az yani size az önce de ifade ettiniz. Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ali'nin, ondan sonra tüm tasavvuf erbabının, tüm ariflerin hepsinin bir işi vardı. Mesela Hoca Ahmet Yesevi kaşıkçılık yaparmış, kaşık satarmış. Hatta bununla ilgili bazı kerametleri anlatılır falan. Yani her arifin eski zamanlarda mutlaka bir işi, bir mesleği kendi yani kendisini geçindirecek bir mesleği mutlaka varmış. Mesela Bektaşi Şeyhi var. Son Bektaşi Şeyhi dede baba var. Salih Niyazi dede baba. O tabi Türkiye'de Bektaş tarikatı tüm tarikatlarla beraber yasaklanınca Bulgaristan'a gidiyor. Bulgaristan kralı işte diyor ki bir, bir dergah kuralım diyor. Tüm masrafınızı biz karşılayalım. Yılda da belli bir miktar para verelim. O da kabul etmiyor diyor. Zinhar diyor böyle bir şey olmaz. Bizim dervişlerimiz diyor halkı geçindirmekle çalışmakla yükümlüdürler her gün 3-5 kişinin istikakını karşılayacak kadar çalışmak zorundadırlar diyor. Yani şimdi yani o bizim Türk Müslümanlığı adını verdiğimiz hem Türk Sünniliği hem Türk Aleviliği olsun farklı bir form. Yani bugünkü cemaatler ve tarikatlar daha farklı bir form. Bu şekilde aşıklık devam ediyor. Dediğim gibi altın çağını yaşayarak devam evet. ediyor. Ee, Alevi Bektaşi tarikatlerinde zakirlik, aşıklık olarak bir post olarak var zaten. 12 hizmetten var, birisi var, olarak işte. var devam ediyor. Ama bizim milletimizin bu tür tekke merkezli aşıklıktan başka bir aşık gel aşıklık geleneği daha var. O ikisini birbirine karıştırıyor bazı araştırmacılar. Onu da e, vurgulayalım. E, Üstad e, Mehmet e, Fuat Köprülü bunu ayırmak için ona aşık tarzı edebiyat geleneği diyor. Kahvehanelerde kahvehane yapılan Kahvehane merkezli Amen. Yani kahvehane merkezli Aşıklık e, Oraya insanlar Güzelleme yapmaya geliyor Oraya kahveye sohbete geliyorlar Onun dinleyicisi farklı Onun dinleyicisi Görür ne çay ister ne kahvehane gönül sohbet ister çay kahve bahane Dediğimiz <laughs> e, Tekerlemeden de anlaşılacağı gibi Bir araya gelip sohbet etmek Güzelleme yapmak, yani sanatını ortaya koymak, konuşturmak, güzellemeler ortaya koymak, anlatmak gibi farklı bir gelenek. Başlangıçta onlar da kendilerine aşık demeyi uygun gördüler. Çünkü tekke aşıklığı az önce işaret ettiğim gibi çok fonksiyoneldi ve çok faydalıydı. Kendinizi ondan doğrudan ayırmadığınız müddetçe onun bütün imkanlarından istifade edebiliyordunuz. Yani 16. yüzyıl ortalarında başlarında 1511'de yanlış hatırlamıyorsam bir Berat kandili midir, Mevlid kandili olabilir. Mekke'de Yemen'den gelen Şazeli dervişleri olabilir. Zikre diyorlar. Arada bir zikre ara verip daha çok zikretmek için uykuları gelmesin diye yanlarında getirdikleri çekirdekleri kaynatıyorlar. Sıcak kara bir su var. O suyu içiyorlar. Kahve ilk olarak öyle fark ediliyor. Tabi Mekke o zaman e, Memluklara bağlı. Ve e, Mekke'nin e, emiri de başındaki bey de... ...Hayir Bey diye bir Türk beyi. Ona haber veriliyor. Bu Yemen'den gelenler böyle bir şey yapıyorlar. Bidat yapıyorlar. Daha önce görülmemiş <laughs> bir şey. O hemen yasaklatıyor onu. Yasaklayın diyor. Zinhar yasak. ...onlar da bir üst mahkemeye... ...bir üst mahkeme El-Ezher... ...Kahire'de... ...oraya müracaat ediyorlar... Edileyi şeriyeye göre... ...yani şeriatın... ...kurallarına göre, kaynaklarına göre... ...Kuran'da böyle bir şey yok... ...ayet yok... ...sünnette yok, hadis yok... ...kıyas yok bunlarla ilgili yapılabilecek... ...ve icma yapılabilecek bir husus yok... ...dolayısıyla bu helaldir diyorlar... ...ama... Ee, bu kavga devam ederken 1511, 5-6 yıl sonra işte 1515'te e, Mercidabık'la Halep Malep bizim oluyor. Ertesi yıl 1517 Ridaniye ile Kahire de bizim oluyor. Bu problem de bizim oluyor. <laughs> ee, bu tartışma devam ediyor. Bir kısmı haram diyor, bir kısmı haram değil diyor, helal diyor. Kavga devam ederken Halep şehrinde ilk e, seyyar kahveciler ortaya çıkıyor. İlk kahve bugün mırra dediğimiz kahve, kaynatılan, fokurdatılarak kaynatılan kahve. Ve e, zarfsız fincanlarla, kulpsuz, demir zarflar içine konan kulpsuz fincanlarla ikram ediliyor. Bir fincan, bir fincanı dolduruyor, birisi içiyor, ondan sonra diğerine veriliyor. Maalesef müminin artığı mümine e, şifadır diye e, söyleye söyleye bu adet yaygın o zamanda. Bir kişi bir fincanla veriyor. Devir halinde içmek deniyor buna. Evet. Bu ilk kahveneler çıkıyor kısa bir süre sonra da Halep'te ilk mekana bağlı kahveler çıkacak ortaya. 1500 30'lar, 35'ler civarında falan. Çünkü biz Halep'i bilmiyoruz. Bugün New York neyse tarihte Halep oydu cümleyi tersten kurayım. Bugünkü New York'una Halep denebilir. Tarihteki Halep'e de New York denebilir. Yani dünyanın finans merkezi, kapital merkezi, dünyanın ticaret merkezi, dünyanın sanat merkezi dolayısıyla. Para olacak ki sanat, kültür vesaire olsun. İpek yolu ki eğer bugün biz internete sahipsek bunun ilk örneği İpek yoludur. Milletler, dinler, ümmetler arasındaki iletişimi kuran insanoğlunun icat ettiği bir alet, bir aygıt, bir araç olarak İpek yolu son derece önemlidir. Ve İpek yolunun malların gelip biriktiği aşağıdaki yer Halep'tir. Avrupalı tüccar Beyrut üzerinden gelir Halep'te e, mal sahipleriyle anlaşır malını alır tüccardan oradan Beyrut'a getirir Beyrut'tan Avrupa'ya sevk eder. Kıbrıs adası tarihin her döneminde fukara bir adaydı. Öyle çok büyük <laughs> verimli ovaları şunları bunları yoktu. Ama Kıbrıs adası tarihin her döneminde çok önem taşıdı. Çünkü Beyrut'un hemen karşısındadır. İpek yolunun boğazıdır yani. Orayı kontrol mekanizmasıdır. Ve Avrupalılar açısından da aldıkları malı çıkarıp sağa sola getirmek açısından çok önemlidir. Yani Hazreti Ömer zamanında daha İslam'ın ilk 15-20 yıl içerisinde Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 10 yıl, 15 yıl sonra hemen Kıbrıs adasına sefer düzenlenir. Hiç tesadüf değil. Evet. Hala sultanın bile kalkıp Kıbrıs'a gitmesi hiç tesadüf değil. Bunu bu sosyal, kültürel, ekonomik bağlamda anlamamız gerekiyor. Bunları anlamadığımız müddetçe bütün tarihimize evliya menkbaları gözüyle bakarız. Tarih, sosyal tarih, kültür tarih neden sonuç ilişkisi içerisinde anlat, anlaşılmalı, aydınlatılmalıdır? Bunun dışında kalan her şey menkıbedir. Menkıbeler elim değildir. Bir anlatım türüdür, güzel bir anlatım evet. türüdür. Sözlü edebiyat anlatım türüdür, yazıya geçmiş edebiyat anlatım türüdür. Farklı onların yeri. Dolayısıyla Halep işin olmazsa olmazı. Bizim aşık garip, en büyük aşığımız. Tiflis'ten doğuyor, işte büyüyor. Çok para kazanması gerekiyor. Çok para kazanacağı yer, geleceği yer, çalışacağı yer Halep. Halep'te 7 yılda 7 sandık altın biriktiriyor. Bir sandığı alıp geri dönüyor falan falan. Şimdi kahvehane o zamana kadar bizde olmayan bir şey. Müslümanlarda yok. Kahvehaneden önce yani 15. yüzyıl ortasından önce bir 16. Müslüman şehrinde pardon 16. 16. yüzyıl karıştırdım 16. yüzyıl 16. yüzyıldan önce yatsı namazından sonra bir Müslüman şehrinde gidelim eğlenelim oturup iki sohbet edelim diyeceğiniz bir yer yoktur. Umuma açık, herkese açık. Evler var, adamın evi alır ya da almaz. Konak tarzı yerler. Evet. Tekkeler var. Çünkü 15. yüzyılda İbn Battuta Alanya'dan giriyor. Akdeniz, Ege'yi, Orta Anadolu'yu dolaşıp geçiyor ve onların hepsini yazmış. Güzel de bir tercümesi var. Baktığımızda her şehirde tekkeler var ve tekke erbabı onu misafir etmek için yarışıyorlar. Doğal. Yani iletişimin az olduğu, öyle sıradışı bir adamın bir şehre geldiğinde farklı tekkelerin onu misafir etmesi için yarışmaları son derece normal. Tekkelerde eğlence de var. Helva sohbetleri vesaire yapıyorlar. Sema dönüyorlar. Evet ama hepsi dinidir. Din dışı bir yer yok. Hristiyanların tavernaları, meyhaneleri var. Ama Hristiyanlar kale içinde yaşamaları yasak. Orta Çağ boyunca Müslümanların şehirlerinde Hristiyanlar eğer akşam namazından sonra kale içinde kalmaları gerekiyorsa onları misafir edecek adamın kefilliğiyle kale kumandanına başvurması, izin alması gerekir. Öyle turu atının ne olduğunu bilen bir <laughs> milletiz biz. <laughs> turu atı girip geceliğin şehreyle geçirmeye karşı bu tedbiri hep işlemiştir. Hristiyan mahalleleri kale içinde olmaz. Tahtel kale yani kale altında olur, kalenin dışında. Tahtel kaleyi tahtakale yaptığımız için kale dediğimiz <laughs> yerlerde olur ve o mahallelerde açılır onlar ama ayrıdır. Bizim Osmanlı kültürleşmesi, Osmanlı bütünleşmesi dediğimiz yapı 16. yüzyıl sonundan 17. 18. yüzyılda olmuştur. Kahvenelerde olmuştur. Daha önce ayrıdır. Mahalleleri ayrı, yerleri, yurtları ayrı. Zannettiğimiz kadar da çok sık yoğun evlilik yoktur ancak kahvehanelerde bir araya gelecekler ve o kahvehanelerde etkileşim olacak. Bizim biz Osmanlı Türklerinin hoşgörümüzü farklı milletleri bir arada bulundurarak ortak yaşama şampiyonluğumuzu biz bunun şampiyonuyuz yeryüzünde bunda bizle yarışabilecek başka bir millet yok. Onlar yeni geldiler. Bir arada yaşama kültürü meydana getirmek için acaba Avrupa Birliği'ni kurduğumuzda bunları nasıl yaşatırız falan diye. Biz bunun ustasıyız. Tarihimizin her döneminde bunu yaptık. Çünkü biz hayvancı bir toplumuz. Toprağa yerleşikler bunu başaramazlar, yapamazlar. Bunu hayvancılar yaparlar. Hayvancı dağ başında sürüsüyle giden adam, başka sürüden kaçmış gelmiş bir koyun, bir keçi, bir hayvan, bir it, bir köpek, bir at, bir eşek geldiğinde onu ittirmez, atmaz. Onu da üstünde alır, katar, götürür. Sahibi gelirse ona verir. Biz toparlarız. Biz bir arada bulundururuz. Evet. Biz hayvancıyız ve biz yerleşiklerden üstünlüğümüz budur. Toprağa yerleşikler, ziraatçılardan bizim göçer evli kültürümüz üstündür. Üstün olduğu yanlardan birisi budur. Eğer yakın bir gelecekte yeni bir Türkistan medeniyeti kurmaya muvaffak olabilirsek, insanlığa yapabileceğimiz en büyük katkı ve fayda da bu noktadadır. Irkçılığa karşı insanları bir arada ortakça yaşatabilmeyi en iyi bilen milletlerden birisi olduğumuz için bu kültürel genetiğimizle, bu memlerimizle onlara hizmet edebiliriz. Bunlar Eyvallah. bence son derece önemli ve bunları o beğenmediğimiz kahvelerde yaptık. Ama o kahveler bugün merdiven altında gördüğümüz küçük çay ocaklarıyla karıştırmayalım. O kahvehaneleri Evliya Çelebi anlatıyor. O kahvehaneleri Osmanlı devrinden kalma gravürlerde yavrular çizmiş durumdadır. Bir kahve en az dört mahfelden oluşur. Bir mahfel aşağı yukarı bu salon kadar. Bu salon gibi dört tane mahfel sırt sırta verdiğinde, dikdörtgen ya da kare şeklinde birinci katta bir kahvehane ile karşı karşıyasınız. Yüksek, 3-3,5 metre yüksekliği var. Üst katta da dört tane oldu mu, bir kahvehane 8 mahvelli olabilir. 6 altı, 6 altı, 12 mahvelliler var. Selanik'te bile varmış. Manisa'da bile varmış. Evet. Ezmir'de İzmir'de bile varmış. Bursa'da mahvel hala yaşıyor. Tek bir mahfel set başında mahvel denen yerde yaşıyor. Bir izi var sadece orada. Şimdi dört mahfeli neden yapıyor bu insanlar? Neden kahve bu hala diyor Anadolu'da? Malzeme ahşap, ahşaptan yapıyorsunuz, çok dert değil. Başka kahve bir anda e, doğrudan iyi para getiren, para kazandıran bir iş koluna dönüşüyor. Yani 1554'te Tahtakale'de ilk kahvehane açılacak İstanbul'da. Türk hukuk tarihinin en büyük alimlerinden birisi, belki de birincisi Ebu Suud Efendi'dir. Ebu Suud Efendi bizde kahvenin haram kılınması, yasaklanması için en çok çalışan kişidir. Hocam zaten Ebu Suud Efendi bir olay. Ebu Suud <laughs> Efendi kahvenin kendisiyle derdi yok. Ebu Suud Efendi'nin derdi cem halinde yani topluluk halinde ve devir halinde kahve içilerek bir kamuoyu oluşturan merkez oluşmasına karşıdır Ebu Suud Efendi. O zamana kadar tekkelerde, medreselerde, devlet dairelerinde her şey dini kontrol altındadır ve toplumsal yapı kontrollü bir şekilde gider. Ama kahvenelerle beraber din dışı yeni merkezler çıkıyor. Sosyalleşme için insanlar bir araya geliyor. En son fetvasını da çok fetva vermiştir. En son fetvası da yanlış hatırlamıyorsam kahvenin devir halinde ve cem, cemiyet halinde içilmesi haramdır şeklindedir yani o kamuoyunu oluşturucu yönüne karşı olduğunu vurgular. Aslında bu kamuoyu oluşturucu yönünü görmesi onun nedenli büyük bir filozof olduğunu gösterir. Ebu Suud Efendi çok ciddi anlamda bir filozoftur. Devletin, milletin o sosyal toplumsal yapıyı hemen her saha ve safhasıyla görebilen, gözleyebilen ve üzerinde düşünebilen bir beyin. Ama bu ya, beyinlerden çok yetiştirmedik. Şimdi özür mesela. dilerim hocam. Yani şey, işte lafınızı böleceğim ama yani mesela Ebu Suud Efendi'nin bu sufiler hakkında vermiş olduğu ağır fetvalar da var. Mesela Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç evle birkaç huri diye başlayan. O şiirini mesela ona soruyorlar. Diyorlar ki kafirdir diyor. Katli vaciptir. Ee, yani böyle bazı tartışmalı şey, fetvalar da var. Göre, e, şey, şeri, şerife göre Öyle yaklaşıyor. Yani o devrin mantığı içinde buna bakmak lazım. Evet. O dönemde bakmak lazım. Ee, yani kopuz çalanlar, avret donuna girenler onları küfürle suçluyor. Çok öyle fetvaları var. Doğru. Yani Kızılbaşlarla devrin, ilgili bayağı sert fetvaları var. O, onun başka yönleri de var ama ciddi bir adamdır. Yani evet. bizim Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın da hafif aldığı kadar hafif bir adam değildir. Öyle sıradan bir Kızılbaş, Alevi düşmanı falan bir adam değildir. O şekle büründürmeye, boyamaya çalışıyorlar. O da doğru değildir. Onu da söylemek lazım. Ee, şimdi kahveler hakkında verdiği bu hükmü 50 yıl sonra Katip Çelebi İhtiyarül Hak gibi bir kitap yazdı. Mizanül Hak diye bir kitap evet, yazardı. Mizanül Hak'a baktığımızda 50 sene sonra Hüseyin Ebu Suud Efendi'nin doğrulamasını görürüz İstanbul'un her yerinde binlerce kahvehane açılmış ve halkın hayatı değişmiş Katip Çelebi'nin ifadesiyle baldırı çıplaklarla paşalar bir araya geliyorlar sabahtan akşama kadar hükümet kuruyorlar hükümet dikiyorlar yani şimdi var ya Türkiye'yi kurtulma sohbetleri biraz o zaman başlamış kahvehanelerde <laughs> İşte de iktidarı değiştirmek, yeni iktidar getirmek hakikaten müthiş kamuoyu üreten merkezler olmuşlar. Beğenelim, beğenmeyelim. Evet. Bizim kültürleşmemizin, bizim sosyalleşmemizin en önemli mihrak noktası kahvehaneler. Tarihi vesikalar bunu gösteriyor. Orada din dışı bir edebiyat meydana gelecek. Dindeşi dışı edebiyat meydana gelmesinin nedeni onların dinleyicileri farklı. Tekke dinleyicisi değil ki onun dinleyicisi. ...ve onların amacı da... ...imanlarını irşad etmek değil ki... ...tebliğ etmek değil ki... ...sosyalleşmek. Sosyalleşmek. Yani. Ve bu duygularla... ...şiirler meydana getiriyorlar. Efendim... ...o zamanlar bizde şeyler var... ...Şehname Hanlar var... ...Şehname okuyanlar... ...Şehname'nin epey Türkçe'ye tercümeleri var... ...sarayda... ...bir makam olarak Şehname Hanlık var... ...zannediyorum... 17. yüzyıl başlarında olur Şerifi. Aşık şiirinin çok büyük isimlerinden birisidir. Aşık Şerifi. Ee, aşık Ömer, Levni. Levni devrin e, yani binbir hüneri olan en önemli aydınlarından birisi. Nakkaş bilmem ne bilmem ne bilmem ne ama bakıyorsunuz Levni oturmuş aşık tarzı destanlar yazmış, şiirler yazmış. Aşık Ömer Keza öyle. E, aşık Gevheri'nin aruzlu şiiri daha fazla. Yani çok iyi bir divan şairi olarak idare edebilir, devam edebilir diyor onlar. Ama hayır. Orada yeni bir Türk romantizmi yaşanıyor. Şeyin etrafında, kahvehaneler etrafında ve yeni bir tarz teşekkül ediyor. Ordu şairleri geliyor. Kıyıda köşede kalmış ozan mozan varsa onlar geliyor ve yeniden formatlanıyorlar ve aşık tarzı ya da aşık edebiyat dediğimiz yeni format ortaya çıkıyor. Tam da o dönemde mesela Aşık Ömer'in biliyorsunuz Aşık Ömer sıra dışı aşıklardan bir tanesi meşhur bir şairname'si var. O şairnamesinde devrindeki aşıkları, şairleri sayarken e, karaca olan eski meseldir. Biz şair saymayız öyle ozanı der. Bence de Karaca olan adını bildiğimiz en son, en büyük ozandır. Geçen sohbetimizde ettiğimiz evet. ozanlık geleneğinin evet. en büyük, en son temsilcisi Karaca olandır. Dolayısıyla aşık tarzı içinde yer almaz Karacaoğlan. Ee, Birçok insan onu habire koyuyor. Ben o konu değilim. Ee, dolayısıyla yeni bir gelenek meydana gelecek ve bu gelenek çok para getiren bir gelenek. Kahvehane geleneği çok ciddi paralar götürüyor. Kahire'de ilk kahvehane oradaki Yeniçeri garnizonunun karşısında açılıyor. Hiç tesadüf değil. Bir Arap kaynağında iki Yeniçeri'nin kahveye gidip kahveciye birer kahve söylemesi anlatılıyor ve kahveci kahveyi getirip verdikten sonra iki kahvenin karşılığı olarak Yeniçeri'nin birisi bir sarı lira, bir altın bırakıyor. Üstü kalsın diyor. Yani bunu başka nereden kazanabilirsiniz <laughs> ki? Dolayısıyla devrin meşhur paşaları bile kahveler kuruyorlar. Evliya Çelebi'nin anlata anlata bitiremediği çok büyük paşalardan sadrazam olduğumu hatırlamıyorum ama Lala İpşir Paşa'nın e, Halep'te kahvesi var. Hala Lala İpşir, İpşir Paşa kahvehanesi diye biliniyor. Bunlar e, devasa kahvehaneler. Yani Ankara'nın Kocatepe Camii gibi düşünün. Öyle kubbeli büyük bir bina. Kahve yapılıyor. Orada ağaç olmadığı için Halep'te taştan yapılıyor binalar, iklim sıcak diye. Ama bizim o gravürlerdeki büyük 6 ya da 4 ya da 8 ya da 12 mahvelli kahvehanelerimiz maalesef sadece gravürlerde kaldı. Yangınlar, o feci İstanbul yangınları bunları aldı götürdü. Ağaçtan yapıldıkları Ağaçtan için. Ağaçtan yapıldıkları için. Hı. Ben belediyelerimizin günümüzde böyle bir kültür merkezi yapması için ulaşabildiğim bütün belediye başkanlarına bunu anlatmaya çalıştım. İstanbul'da, en son e, e, Merkez e, Eminönü Belediye Başkanı Eminönü Belediyesi ay, e, ayrılırken, e, onun son Belediye Başkanı tam kabul etmişti aklına yatmıştı Gülhane'de böyle bir eski tip aşık kahvehanesi yapma e, garibimin taliği yaver olmadı Fatih ile Eminönü birleştirdiler ve böyle bir Osmanlı e, aşık kahvehanesi de ortadan kalktı. Maalesef. Ben hala bu tip kahvehaneleri ihya etmemiz gerektiğine inanıyorum İstanbul'da. Gösterelim o kahvehaneler böyle merdiven altındaki küçük çay ocaklarıyla karıştırmayalım. Bunlar bizim çok büyük kültür merkezlerimizdi. Evet. Altını çize çize ısrarla söylüyorum Osmanlı bütünleşmesinin, Osmanlı kültürleşmesinin, Osmanlı'nın o hoşgörüsünün merkezi bu kahvehanelerdi. Burada çok para geldiğini görünce bizim milleti sadıkamız Ermenilerden de mesela pek çok genç aşık olmaya niyetlendi ve aşık oldu. Onlara aşık diyorlar aşık, değil mi? diyorlar. aşık diyorlar. Bugün eseri bizim elimize geçmiş. Türkçe eserler yazmış ve Türkçe eserleri elimize geçmiş. 400 tane Ermeni aşık vardır. 400 tane. Çok, çok büyük bir yaşam. rakamdır bu. Evet, çok. Ve bunlar atıştıkları zaman birbirleriyle en ince tasavvuf mazmununu Bilecek kadar İslam'ı öğrenen insanlar. Peki Müslüman oluyorlar mı? Bunlar yoksa Ermeni yani, olarak. Yani çok az Müslüman olmuştur. Yani çok Hristiyan Çok büyük bir, olarak bir Hristiyan olarak kalmışlardır. Hmm. Müslümanlarla e, atıştıklarında... E, ...mahlasları çoğunun... E, ...Müslüman adını çalıştırır... ...Müslüman mahlası gibi mahlaslar. Ama birçoğu Müslüman olmadan... ...Hristiyan hmm. olarak vefat etmiştir. Çünkü bu bir iş kolu, bu bir meslek. Aynen. İnsanları bir araya getiren, eğlendiren... E, ...yarıştıran, tanıştıran... Müthiş bir iş. Evet. Hocam çok az zamanımız kaldı Bit bitmek üzere. Yani aslında size çok soru hazırlamıştım ama yani hepsini cevaplandıramayacağız ne yazık ki. Bu programımızı artık burada bitirelim müsaadenizle. Bitirelim. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alalım sonra kapatalım. Kendimize inanalım. Kültürümüzü tanıyalım. Evet. Başkalarının bizim hakkında söylediklerini bilelim ama biz kendimiz kendimizi öğrenelim. Kendi küllerimizden yeniden doğacağız. Yeniden bir Türk Rönesansı meydana gelecek. Yeniden bir Türk medeniyeti meydana gelecek. İnşallah. Birleşik Türk devletleri bir hayal değil. Hamurlanmış, mayalanmış bir hamur gibi, bir ekmek gibi yavaş yavaş kabarıyor. Kafirler isteseler de kabarıyor, istemeseler de kabarıyor. Bize düşen Buna hizmet etmek, bu süreci hızlandırmaktır. Evet. En son söz bu olabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok faydalı bir sohbet oldu yine. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer izleyiciler, bir programımız daha burada sonlandı. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Çok faydalı bilgiler verdi. Çok güzel bir sohbet oldu. Aslında daha fazla soru hazırlamıştık ama onları cevaplandıramadık. Daha doğrusu soramadık. İnşallah belki daha sonra başka bir programda geri İnşallah. kalan sorularımızı İnşallah. cevaplandırırız. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> A canım canım Evvel erkan ile hü hü hü. Evvel yol ile Gelsin hizmet ehli hü hü hü. Hizmet dost Yardımcımız olsun hü 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 Ol Şahı Merdan dost Gelsin sema ehli hü 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 Sema eylesin dost Semah eyleyenler hü, hü 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 haslarasıdır dost Semah eylemeyen alim 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 hakkın nesidir dost Abdal Pir Sultan'ın hü, hü 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 er nefesidir dost Gelsin hizmet ehli hü 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 Hizmet eylesin dost Gelsin semah ehli hü hü, hü Semah eylesin dost Semah eylesin dost Muhammed Mustafa Ali Şu dünyada baki kalan Allah'tır Muhammed Mustafa Ali Mullah'tır Şu dünyada baki kalan Allah'tır